Merhaba değerli dostlar, doğal alanlarda topladığımız tavşan memesi bitkisi, bu bitkinin bilimsel ismi Rustus aculeatus olarak geçiyor. Bakın kırmızı meyveler. Değerli dostlar, hemen doğadaki haline bakalım ve bitkinin özelliklerinden bahsedelim. Çünkü şifalı etkileri mevcut. Nasıl kullanıldığı ve hangi hastalıklara karşı etkili olduğunda sizlere anlatalım. Şimdi doğadaki hali. Arkadaşlar, orman altlıklarında genellikle çalı şeklinde büyüyen bir bitki. Bakın bulunduğu bölgeyi istila etme gücüne sahip. Çok hızlı büyüyor. Kökten çıkan yeni sürgünlerle bulunduğu alanı kaplayabiliyor. Dikenli, sert batar dikenlere mevcut. Kırmızı renkli meyveleri oluşturuyor. Bu şekilde bitkiyi doğada tanıyabiliriz. Arkadaşlar, bu kokinat çiçeği yapımında da kullanılıyor. Yılbaşında çokça satılan, rağbet gören bir bitki. Kokina çiçeğinin bir yıl boyunca kurutulmadan saklanabilmesi halinde ev sahibi olunacağına inanılıyor. Böyle bir inanış çerçevesinde bu bitki yılbaşında çokça rağbet görüyor. Bunun haricinde bitkinin kökleri, biz tabii ormanlık alanda köklerini alamadık. Ancak daha önce almış ve bir miktar kullanmıştık. Kökleri müthiş derecede şifalı özelliklere sahip. Bu meyvelerde içerisinde saydam renkli bir yapı çıkıyor, çekirdek çıkıyor. Bu kurutulduktan sonra öğütülüp şifalı bir kahve yapılabiliyor. Bu şekilde de kokina çiçeği veya tavşan memesi bitkisinin meyvesi de kullanılabilir. Çiğ tüketilmesi pek önerilmez, yani etkili olabilir. Arkadaşlar, kökü nasıl kullanılır? Yaklaşık 40 gram kuru kök tartılır. Daha sonra 1 litre suya konur ve kaynatılmaya başlanır. Bu 1 litre su yarım litreye düşene kadar kaynama devam edilir. Yani yarısı buharlaşıncaya kadar ve bu şekilde kullanıma hazır hale gelir. Bunu günde 3 kere sabah, akşam ve öğle vaktinde 2 çay kaşığı içmemiz yeterli, şifalı etkilerinden faydalanabilmek üzere. Şifalı özellikleri nelerdir? Arkadaşlar, iştah açıcı, ateş düşürücü ve idrar söktürücü özelliği, üçü bir arada mevcut. Bu bitkinin köklerinden yapılan şifalı suyun. Aynı zamanda damar hastalıklarına karşı etkili. Kandaki mikrop öldürücü özelliği bulunuyor. Mafsal ağrıları, ayak ağrısı, bacak krampları, basur, yine menopozda çok önemli, ödem attırmada etkili ve bu şekilde terletici, rahatlatıcı özelliği de bulunuyor. Bu saydığımız hastalıklara karşı verdiğimiz tarifteki gibi bunu hazırlayıp ve dozunu da o şekilde ayarlayıp kullanabilirsiniz. İşte ormanlık alanlarda bazen baş belası olan, her yerde çıkan ve rahatsız edici dikenleriyle özellikle İstenmeyen bir bitki ilan edilen tavşan memesinin de bu şekilde özellikleri var. Kokina çiçeği yapımında da dediğimiz gibi kullanılan bitki bu. Değerli dostlar, ormanlık alanlardan topladık ve bu bitkinin özelliklerini de sizlerle kısaca paylaşmak istedik. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.